Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hatırlayacaksınızdır, Elif Üniversitesi 4'de yeni gelecek olan DLC ile alakalı bir video çekmiştim. Ve bu yeni gelen DLC arkadaşlar, Caladre of... Bir saniye, telaffuz edemeyeceğimi bildiğimden dolayı şurada arıyorum. DLC paketini aldım ve hatta canlı yayında da oynadık ama şu an hangisi olduğunu seçemiyorum. Ha, Caladre of Civilization DLC'si. Babuşlar, bu DLC paketiyle beraber neler olduğunu zaten sizlere aktarmıştım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Anadolu beyliklerinin Selçuklu Devleti'ni tekrardan kurma, Selçuklu Devleti'nin anısını yaşatmak adına devlet kurma görevi DLC ile gelen bir özellik değil. Yani yeni gelecek güncelleme ile, gelmiş olan güncelleme ile daha doğrusu, dün saat 4 civarı geldi. Ya ben 4 civarı güncelledim en azından. 50 MB'lık bir güncellemeydi. Haritanın bu halini, Anadolu beyliklerinin Selçuklu Devleti kurma görevini, aynı zamanda advisor'ların ırk, şey, kültür ve din seçimini, hani advisor'ların kültürünü ve dinini görebiliyorsunuz. DLC ile ek gelen özellikler o advisor'ların seviyesini arttırma, askerlerinize eğitim verme ve Müslüman devletlerin yönetim şekliyle alakalı. İslam okulları da DLC'ye dahil bu arada. İslam okulları güncelleme ile gelmiş olabilir. DLC'nin içerisinde değişim mi geldi, ne geldi tam olarak bilmiyorum. Babuşlar, ben bu bölümde size, ya bu videoda size Osmanlı'yı göstereceğim. Yeni gelen DLC ile Osmanlı'da neler oldu, neler bitti, değişiklikler neler, nasıl bir yol izleyeceğiz, nasıl bir harita izleyeceğiz. Öncelikle babuşlar, görevi okuduğumuz zaman, yani görevi dediğim Osmanlı'nın hikayesini okuduğunuz zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Oyun size diyor ki Timur Anadolu'dan çekildikten sonra Anadolu'da sadece bazı beylikler ayakta kaldı. Anadolu genel anlamda sakin, fakat bu beylikler Memlük'le arada tampon bölge görevi görüyorlar. Çünkü Memlük oldukça güçlü, kuvvetli bir devlet. Ve burada arkadaşlar Yeniçerilerin gücünden bahsediliyor. Yeniçeri üretmeyi falan hepsini size göstereceğim. Ve 2. Mehmet'in Manisa'ya, hani tatile çekip şey... İkinci Murat'ın, hani Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası olan padişahın, tarih bilgim o kadar yetersiz ki şu an cahilliğimden utanıyorum. Havzam yerinde değil. Sürekli aynı dersi görmediğim için, siz okulda gidip tarih görüyorsunuz fakat ben 4 senedir tarihi eğitimden birazcık uzak yaşadığımdan dolayı kusura bakmayın, tam havzamda değil. Sultan 2. Murat tahtı Fatih Sultan Mehmet Han'a teslim ediyor ya hani. Sonra kendisi Manisa'ya çekiliyor falan. İşte onunla alakalı bir gönderme yapılmış oyunda. Onu dile getirmeye çalışıyorum sabahtır. Durum bu şekilde babuşlar. Ve okul olarak Hanefi mezhebini benimsemiş durumdayız. Hanefi mezhebi teknoloji kostumuzu -5 düşürecek. Hükümet sistemi olarak da sultanlık olmamız lazım. Aynen. Sultanlık sanırım ve burada diğer şeyler falan anlatılıyor. Neyse, çok fazla uzattım, kusuruma bakmayın. Öncelikle şu an zorluk derecesi very easy'de olduğundan dolayı bu kadar fazla askeriniz var. Siz oyuna girdiğinizde bu kadar askeriniz olmayacak. Çünkü ben yeni gelen DLC ile kendime olan güvenimi tamamen kaybettim. En kolayda oynamayı tercih ediyorum. Şimdi babuşlar, Osmanlı'ya girdiğinizde baktığınız zaman, bakın, Karaman Devleti. Karaman Devleti'ne herhangi bir claiminiz yok hiçbir şekilde. Candar Devleti. Candar Devleti'ne hiçbir claiminiz yok. Dulkadiroğulları Beyliği. Akkoyunlu Devleti. Anadolu beyliklerinden hiçbirisine bir claiminiz ve hak iddianız bulunmuyor. Sadece Arnavutluğa tekrardan Reconquest göreviniz var. O da Arnavutluğu almanız zorlaşsın diye Venedik bağımsızlığını garantiliyor. Aynı zamanda oyunda şöyle şeylere de rastladım ki Aragon'la Poland'ın aynı anda Arnavutluğa el ay atması gibi gibi birçok saçma şeye rastladım. Haberiniz olsun. Bu arada bu bir seri değil, rehber mahiyetinde olsun. Yani rehber mahiyetinde derken yeni DLC'de neler geldi, neler oldu o bağlamda. Şimdi babuşlar, yeni DLC ile gelen güncellemede öncelikle size... Eyalet sisteminden bahsedeyim. Eyalet yaptığınız yerlere bir paşa atayabiliyorsunuz. Buralar paşalıkla yönetiliyor. Ve bu paşalar buraların isyan riskini düşürüyor babuşlar. Aynı zamanda Müslüman olmayan topraklarınızdan Yeniçeri alabiliyorsunuz. Belli bir admin puanı karşılığında. 30 admin puanı için 3 Yeniçeri alabiliyorsunuz. Misal Kesire'den, Selanik'ten 30 admin puanı...
karşılığında 3 yeniçeri, 50 admin puanı karşılığında Filibe'den 5 yeniçeri ki yeniçeriler çok daha rahat eğitim alıyor, savaşlarda daha az damage alıyorlar ve baya baya etkili olduklarını söylememde yarar var. Paşa atadığınız bölgelerde ise isyan riski düşmekte. Gelen dezavantajları bilmiyorum. Durum böyle. Askerlerinize eğitim verebilmek için de bu arada Fatih Sultan Mehmet Han'ın 12 yaşında tahta geçtiğini fark edebilirsiniz şu anda. Ve normalde 6-5-5 miydi? 6-5-6 mıydı bilmiyorum. 6-4-6 yapmışlar. Özelliğini değiştirdiklerine neredeyse eminim. Çok uzun zaman Osmanlı oynamadım çünkü herkes ya Osmanlı'dan sıkılmadım mı yeter artık kardeş falan deyip duruyordu. Anadolu'ya özellikle bilerek Şii bölgeler eklendi babuşlar. Şii'ye çevirme, dini Şii'ye çevirme görevi var. İslam dininin bir mezhebi olan Şiilikte de farklı farklı avantajlar var. Hani bilmiyorum avantajlarının olduğunu açıkçası. Ben bir tek Koptik dininin avantajlarını biliyorum. Orada da kendinizi Koptik dinine çevirmeniz için zaten hali hazırda isyan riski olan birçok Koptik toprağı var Akkoyunlu Devleti'nde. Rehber benim harcım değilmiş. Şu an onu fark ediyorum. Nefes nefese bir şekilde anlatmaya çalışırken. Din konusu değişti babuşlar. Artık din konusunda piyetiniz mistisizme ya da legalizme gidiyor. Legalizm sizin teknoloji kostümünüzü düşürürken ülkenizdeki manpower miktarını ve topladığınız altın miktarını arttırıyor. Mistisizme ilerlemeyi tercih ederseniz misyoner gücü kazanıyorsunuz, ordunuz moral kazanıyor ve kaleleriniz daha dayanıklı oluyor. Kalelerinizin defansı %20 artıyor. Gelen etkinliklerle mistisizm ya da legalizme gitmeyi tercih edebiliyorsunuz. Hatta kullanabileceğiniz şöyle bir yöntem de mevcut. İlk başta Humanist ID'ye bitirerek ülkenizdeki dinleri convert etmezsiniz. Ülke dinleri hani tek bir çatı altında huzur içerisinde yaşarlar. İsyan çıkmaz. İsyan çıkmadığı için de biliyorsunuz yeniçerileri üretmek için farklı dine mensup toprağa ihtiyacımız var arkadaşlar. Şu an burada bulunan Ortodoks olan topraklardan Yeniçeri alabiliyoruz. Yeniçeri alacağınız kaynakları da kurutmamış olursunuz. Hem buraların isyan riskini de elden çıkarmış olursunuz. Bu da bir taktik, bu da bir seçenek. Hatta arzu ederseniz bunu Osmanlı serisi yapabiliriz ama oyunu en kolay zorluk derecesinde oynadığım için bana gıcık kalkmanız, bana ayar olmanız, vay noob demeniz muhtemel. Peki sizce bu benim umurumda mı? Yani umurumdan kastım. Oyunu iyi oynadığımı hiçbir şekilde iddia etmiyorum ya. Sadece bildiklerimi size aktarmaya çalışıyorum şu anda. Bunu bir seri mahiyetinde de yapabiliriz söylemiş olduğum gibi. Burada görmüş olduğunuz bütün sistemler sizin legalizminizi etkiliyor arkadaşlar. Genelde buradaki etkinlikleri seçtiğiniz zaman legalizmde ilerliyorsunuz. Bunlar önceden misal National Tax Modifier'ı arttırmak yani parayı arttırmak önceden piyetinizi düşürüyordu. Şimdi misal sizi legalizme doğru ilerletiyor. Birazcık farklı olmuş açıkçası. Kavramak zaman alacak gibi ama eminim üstesinden gelebiliriz rahatlıkla. Şimdi ben şunların hepsini bir kabul edeceğim. Bunları kabul ettikten sonra direkt Bizans'ı almaya oynayabiliriz ya. Direkt Bizans'ı almaya oynayalım. Şöyle bir hızımızı 4x'e alalım. Şuradan Tirhala'ya çekelim bir orduyu. Bu arada merak etmeyin verdiğim sözde duracağım. Anadolu beyliklerinden biriyle Selçuklu İmparatorluğunu kurmayı deneyeceğiz. Selçuklu Devleti'ni kurmayı deneyeceğiz. Merak etmeyin. Şuraya da bir general vermek istiyorum. İki sicili general. Vallahi gayet iyi geldi bence. Bir yandan İstanbul Savaşı'na hazırlanırken bir yandan da Anadolu devletlerine claim biriktirelim. Çünkü gördüğünüz gibi Karaman'la Akkoyunlu ve Memlük elay olmuşlar. Dulkadiroğulları'yla da muhtemelen aynen Trabzon elay olmuş. Karaman'a bir uyarı atsam mı acaba ya? Gerçi beraberinde Memlük de gelecek. Ha bu arada Memlük'ün ordusu ilk başta bizden güçlü. Şu an güçlü değil çünkü en kolay zorluk derecesinde oynuyorum. Çünkü beceriksizin tekiyim. Ve o arkadaşlar yeni gelen panelde artık ordunuzun profesyonelliğini de görebiliyorsunuz. Şöyle geçebilirsem. Babuşlar şu an için dünyadaki en yüksek... nereden sıralanıyor bilmiyorum. Profesyonellik galiba. Orduların en yüksek profesyonelliği, en yüksek tradition'ı... Yani en yüksek tradition'lardan biri...
En yüksek disiplini, en yüksek disiplin. Herkesin %105 disiplini mi var? Amanın. En yüksek profesyonellik bizde. Bizden sonra da Memlük'te. Görüyorsunuz zaten buradan. Şimdi uyarı atacağım Karaman'a. Karaman'a uyarı atmak, kafa atmakla eşdeğer olacak. Bak, oyunu o kadar zorlaştırmışlar ki. Siz düşünün artık abi. Bak, Arnavutluk'la Litvan Elay. Düşünün. Arnavutluk'la Litvanya. Oyunun önceki sürümlerinde böyle bir bağlantıyı hayal edebiliyor musunuz? Böyle bir şeyin olmasını hayal edebiliyor musunuz abi önceki sürümlerde? Mümkün değil. Yani gerçekten oyunu bayağı zorlaştırmışlar. Zaten Karaman'a şu an hani claim atıp savaş ilan etmem demek, başıma dünyanın işini almam demek. Kırım misal şey Kırım diyorum. Jandar misal Kırım'la ve Ak Koyunlu'yla Elay. Abi ne yapıyorsunuz? Bir saniye pardon. Alo, burada bir Osmanlı var. Beni biri ciddiye alabilir mi rica etsem? Oyun gerçekten zorluk derecesinin, ya ben şu an en kolayda oynuyorum. Bakın, manpower'ım ayı gibi yenileniyor. Ayı gibi para geliyor. Böyle hani az agresif yorum, az kor puanı ödeyeceğim toprakları aldığım zaman. Ama buna rağmen abi biri beni ciddiye alabilir mi ya? Ben burada bir Osmanlıyım. Koskoca bir Osmanlı. Adamlar beni umursamadan o onunla el ay oluyor, bu bununla el ay oluyor. Dulkadir'in bağımsızlığını garantileyeceğim çünkü Memlük'ün şu an için Anadolu'ya giriş noktası Dulkadiroğulları. Ha, Ramazan'ı yutarlar, Ramazan umurumda olmaz açıkçası. Akkoyunlu'dan da girebilir ama şu an o şeyi kaybetmek istemiyorum ya. Benim için tampon bölge Dulkadiroğulları abi. Benim için tampon bölge Dulkadiroğulları. Ben Dulkadiroğulları'nı bir şey yapacağım, koruyacağım. Yani bilmiyorum, siz karar verin. Ben mi çok ağlıyorum acaba? Tamam, hani herkes şey diyor oyunda, Osmanlı çok kuvvetli, Osmanlı çok kuvvetli, kebap izvin. Hani babacım tamam eyvallah, kebap izvin de birader, ben burada koskoca Osmanlıyım ya, biri beni ciddiye alabilir mi rica etsem? Oyuna bakar mısın abi? Yani herkes birbiriyle el ay falan. Holoroman tarafına dokunmamışlar bildiğim kadarıyla diyeceğim. Abi bak, Arnavutluğun şu gücüne bakar mısın? Bak, bana normal oyunda Macaristan ve Litvan devletinin Arnavutluğa el ay atması için bir tek sebep söyleyin yahu. Bir tek sebep. Bu arada babuşlar, size aldığımız advisor'ların hani dinini ve kültürünü göstereyim. Şimdi misal şuradaki arkadaş National Unrest düşürüyor ama kendisi Ortodoksmuş. Buradaki arkadaşımız Selim Rumi Bey hem Türk hem Sünni. Misal bu arkadaş Sırp, bu arkadaş Bulgar, bu arkadaş da Yunan. Misal ben bu Türk arkadaşımı aldım. Türk ve Sünni kökenli. Buna 60 dukat para ödedim. Buna 60 dukat para ödediğim zaman ben bu arkadaşım bana verdiği admin puanını artı bir arttırıyorum arkadaşlar. Yine normal ücretini almaya devam ediyor. Ama admin puanı artı bir artıyor. Bu arada kendimi erkenden riske sokacak bir şey yaptım. 3-5-5 bir tane hanımefendiyle evlenelim. Ve yakın zamanda şu savaşı başlatalım. Sırbistan'ı falan yeneceğim. Ve Sırbistan'dan Kosova'yı alacağım. Çünkü Kosova'da altın kaynağı var. Altın kaynağı da bizim için önem arz ediyor olacaktır. Altın kaynağını da almaya çalışacağım. Diğer ordum gitmiş mi Trabzon'a? Gitmiş. Bir tane daha militeri lider alamıyorum. Sağlık olsun. Orduların eğitimini falan her şeyini göstermek istiyorum da oyunu normal oynarken göstermek pek mümkün değil gibi. Haydi bakalım ya, hak deyip savaş açalım. Diğer devletleri çağıramıyorum bile. O kadar kalabalıklar ki. Ya inanılmaz bir durum gerçekten. Ama adamların gemilerini parçalarız değil mi usta? Hüseyin Bey. Bence parçalarız Hüseyin Bey. Bence parçalarız. Arkadaşlar şu an oyunu en kolay zorluk seviyesinde oynadığımı belirtmek isterim. Bakın oyun en kolay zorluk seviyesinde. Olabilecek en kolay seviye. Ötesi yok, anladın? Diğer ordu inşallah şuraya bir yere kaçmıyordur ya. Gel bakalım Sırbistan efendi. Seni de keseceğiz de zamanı var. Şu an şuraların düşmesini bekliyorum. Buraların düşmesiyle uğraşacağım. Trabzon'u falan alacağım. Görüyorsunuz değil mi? Yani Osmanlı'nın başlangıcı nedir abi? Osmanlı başlangıçta yapay zeka da olsa, normal oyuncu da olsa öncelikle gider Arnavutluk Devleti'ni alır. Arnavutluk Devleti'ni yuttuktan sonra Akkoyunlu'ya döner. Akkoyunlu'daki topraklarını alır. Sonrasında Anadolu'yu toparlar. Anadolu'yu toparlamak diye bir şey söz konusu bile değil. Ben Dulkadir'in bağımsızlığını garanti etmedim mi? Proclaim garantörlüğümü red mi ediyor? Nedir olay? Ben kime garantörlük attım az önce?
Ramazan'a da garantörlük atmışım. Tamam o zaman burası kilit. Ben size söyleyeyim, burası kilit. Her türlü kilit. Yani beni karşılarına almadan dalamazlar birbirlerine. Şimdi Karaman'la Akkoyunlu el ay olduğu için Memlük Akkoyunlu'ya genişlemek amacıyla saldırırsa Karaman'la da el aylığı bozulur. Doğal olarak Anadolu'yu toplamam yine her halükarda kolaylaşır. Ramazan'a herhangi bir şekilde dalamazlar. Ramazan'la Dulkadir'i ben koruyup gözetiyorum. O yüzden hiçbir sıkıntı yapamazlar. Candaroğulları beyliğine dalıp Candaroğulları'yla... Candaroğulları'na attığım claim neticesinde aynı zamanda Akkoyunlu'ya da bir spy biriktiriyorum. Candaroğulları üzerinden Akkoyunlu devletine savaş ilan edip Memlük'e sınır yapacağım. Elimden geldiğince sınır yapmaya çalışacağım. Bir şekilde Anadolu'yu tekrardan hakim olmaya çalışacağım. Anadolu'yu korumaya çalışacağım. Gerçekten sıkıntı arkadaşlar. Harbi harbi sıkıntı yani. Şu derde çileye bakar mısınız ya? Hani koskoca Osmanlı'nın, İnşallah rahatsız olmuyorsunuzdur bu arada yani oyunu kolayda oynamamdan. Hani koskoca Osmanlı'nın abi böyle çok çok affedersiniz dalga konusu olması. Yani tabii ki kimse devletimizle dalga geçmiyor. Devletimizle ve tarihimizde kimse dalga geçemez. Zaten oyunun yapımcıları da millet olarak bizi ve Osmanlı'yı seviyorlarmış. İlgi duyuyorlarmış hatta bize. Ama velakin yani bu Osmanlı'nın nerflenmesi gelecek patchlerde düzeltilecekmiş. Şu an achievement yapan arkadaşlar var. Hani EU4'ü hardcore bir şekilde oynayan beni Maxime. Şu başarımı yapayım, şunu da keseyim, bunu da indireyim, şunu da biçeyim şeklinde başarımlarda ilerleyen arkadaşlar var ya. Onların işini birazcık kolaylaştırabilmek adına böyle bir hamle yapmışlar. Ve Osmanlı'nın hak iddialarını silmişler. Ama bana soracak olursanız kötü olmuş. Bu arada ben kötü olmuş derken yani Osmanlı'yı güçsüzleştirmek adına böyle bir hamle yapılması bana çok şey geliyor, saçma geliyor. Timur burada birazcık zayıflatılmış vaziyette ama burada gördüğünüz devletlerin neredeyse tamamı Timur'a bağlı arkadaşlar. Kimisi marşı, kimisi vasalı. Timur oynamanın da çok keyifli olduğunu söylüyorlar ama ben henüz test etme fırsatı bulamadım. Bu arada bir şey soracağım. Ha tamam. Trabzon devrilmeye devam ediyor. Şöyle yapabilir miyiz abi? Sen gidip Trabzon'un siege'ini arttırmamda bana yardımcı olur musun? Teşekkür ederim. Şöyle buradan Sırbistan'ın kalesini kulesini alıp savaştan Kosova'yı alıp Sırbistan'ı savaştan çıkarmaya çalışacağım. Sırbistan'da altın madeni olduğundan dolayı böyle bir şey istiyorum. Ve Venedik'ten önce şu başkente oturmaya çalışacağım. Kardeş ama local text modifier'ın %60 düşmesi ne demek ya? Development cost'u fazla olsun, ne yapalım? Bu arada da haritadaki değişiklikleri fark edeceksinizdir. Oyuna Kırşehir ve Çankırı eklendi. Muğla eklendi bildiğim kadarıyla. Muğla yoktu. Hani burası direkt Aydın olarak gözüküyordu. Denizli, Karahisar buralar eklendi. Denizli hep olabilir. Tam emin değilim. Konya ikiye bölündü ve biliyorsunuz burada kocaman bir Konya vardı. Aksaray eklendi oyuna. Doğal olarak bu bağlamda Karaman Devleti'nin toprak sayısı 4'ten 5'e çıktı. Oyuna değişiklikler ve yenilikler getirildi abi. Legalizme gidelim. Tekrar legalizme gidelim. Legalizm sayesinde fazla para topluyoruz. Manpower'ımızı hızlı yeniliyoruz. Aynı zamanda teknoloji kostumuz da azalıyor. Evet, canlardaki spy'ımız yakalanmış. Neyse, Sinop'a bir hak iddiası gönderelim. Akkoyunlu da şu anlık birikmeye devam edebilir. Arnavutluk da Sırbistan'a dalıyor. Ben olsam ben de dalarım aga. Şu an Sırbistan dalınmayacak bir konumda değil ki. O da Nis'i alma derdinde ama ben Kosova'yı alınca toprak bağlantısı yapamayacağı için hiçbir şeyi alamayacak. Ben sizin önünüzü kesmesini bilirim kardeş. Şu Trabzon aradan çıksa iyi olacak. Trabzon'un yanı sıra Mora Adası'nı da kuşatmayı sonlandırsak gerçekten güzel olacak. Çok güzel. Mora Adası'nı kuşatmayı sonlandırdık. Şöyle bir şuradaki arkadaşları kesmeye gidelim. Bizans'ın ordusunu şurada bir tokatlayalım, dağıtalım. Din değiştirmeyeceğim. Söylemiş olduğum gibi humanist idea bitireceğim. Osmanlı ile humanist. Yeni deneyeceğim bir şey.
Oyun içi sesler neredeyse sıfır gibi bir şey mi, bana mı öyle geldi? Ordulara daha sonra eğitim vermeye başlayacağım ve orduları belli bir sayıda toparlayacağım ama şimdilik bölümü, videoyu sonlandıralım babuşlar. Biliyorsunuz videoları elimden geldiğince kısa tutup sık sık atmaya çalışıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Bu bölüm birazcık laflamayla geçti, lagalugayla geçti ama gelecek bölümlerde serimize daha güzel bir şekilde devam ederiz. Söylediğim gibi yani oyunu düşük zorluk derecesinde oynamama rağmen baya baya zorluyor beni. Bakalım, hem düşük zorluk derecesindeyiz hem yeni gelen update'i deniyoruz. Belki bu seri çok çok daha ilerilere gider. İzlemiş olduğunuz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere babuşlar. Bay bay.